Ja, so einfach geht das. Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück aus der Werbung. Wir sind weiterhin hier in unserer ersten Bar an der Huffener Straße 118. Ja? Genießen hier unsere Shisha. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ja. Ja, ich habe es richtig gesagt. Jamshed sagt ja. Alles gut. Wir trinken unseren Apfeltee, Klassik. Elmer Çayı tatlıdır. Ama Elmer Çayı'nın dışında sen herhalde Klassik Karadeniz. Der Mann vom Schwarzen Meer trinkt wahrscheinlich nur Çay. Ama çok güzel bir Çay. Beğendin. Beğendim. Okay, also, he liked the apple tea. Ama sabahtan akşama kadar kesin bir şey anlatmam gerekiyor. Elma çayıyla mı geliyor? Evet, elma çayıyla. Bir hikayem var. Bir hikayem var. Okay, Almanya'da yaşadığım bir hikaye. Benim bir güvenlik yani korumam işte konserlerde. Biz onu unuttuk otelde. Dışarıya. Pardon, kimi unuttunuz otelde? Yani otelde değil, otelin dışında. Güvenliğinizi unuttunuz. Güvenliğimizi, biz bir yere gittik. Okay. Yani bir arkadaşın misafirliğe gittik. Hı. O da bizi bekliyor otelin kapısında. Kar yağıyor, çok acayip soğuk bir hava. Ve çocuk Almanca bilmediği için karşı tarafta kafe vardı. Kafeye gidip otelin kapısına otomatik olup kapandığı için, o düğmesine basıp söyleyip açıldığı için, içeriden sana gel girmesi için, bu onu bilmediği için hep arkadaşımız geliyor, tam kapı açılıyor, kafeden fırlıyor, koşarak geliyor, kapı kapanıyor, yetişemiyor. Ve soğuktan dondu, 47 tane bitter limon içti. Başka bir şey bilmiyor. Ne alırsınız? Bitter limon. Ne alırsınız? Limon çayı. Limon çayı. Başka bir şey bilmediği için. Ay yazık. Dil de bilmediği için. Onun için ondan sonra biz geldiğimiz zaman kapının önünde baktık, o zaten donmak üzereydi. Also, es gibt eine kleine Anekdote zum Thema Tee. Und zwar hat Davut Gülöl auf seiner Tournee einen Bodyguard, einen persönlichen, den sie mal aus Versehen vor der Tür vergessen haben. Aus Versehen, ja, kann ja mal passieren, ne? Und das Problem war, dieser Bodyguard konnte aber nicht ins Hotel kommen, weil quasi wahrscheinlich die Türen zu waren. Er musste auf den Knopf drücken, damit er reinkommt. Aber das Problem ist, der Kollege konnte kein Deutsch. Also musste er immer rüberrennen in ein Café und hat sich dort aufgewärmt mit einem Zitronentee, weil bitte Limon, bitte, konnte er nicht sagen. Er konnte nur sagen, bitte Limon, also bitte Zitronentee. Und ist in der Zeit geschätzte 47 Mal immer zum Hotel rübergelaufen, weil die Türen aufgegangen sind. Aber er kam an, Tür ging wieder zu, er wieder zurück ins Café. Und das ging den ganzen Abend vor. Ne zaman girdi otele? Ertesi sabah mı? Yok, akşam saat 2-3 gibi girdi. Oha. Also und irgendwann am Morgen... Dükkanı kapatmıştı. Yani kafeyi de kapattı. Eyvah. Tabii kafede yoktu. So, irgendwann gezwungenermaßen... Soğuktan dönmek üzere. Irgendwann hat das Café auch dicht gemacht und da stand er nur noch vor der Hoteltür und hat darauf gehofft, dass die Tür irgendwann aufgeht. Böyle, şimdi sen izleyicilerinle, du bist ja mit deinen Fans sehr warm, das habe ich auch vorhin gesehen. Sen herhalde gerçekten sevenleri hiç kırmıyorsun. Davut Bey bir resim, Davut Bey bir resim, ya. Davut Bey bir resim. Ya, özür dilerim, bana yani 100 kere bir akşam birisi geldi ya bir resim dese, yani bir yerde böyle demiyor musun? Ya çok de... nadir anlar vardır onu söylediğim belki. Yani çünkü bazen modum, ailevi bir sorunlar ya da her zaman televizyonda bizi gördükleri zaman o neşede, işte bunların tuzu. İşte çok kuru, yani sanatçının hiç derdi olmaz, sıkıntısı olmaz, tasası olmaz, çok güzel yaşıyorlar. Düşüncesine kapılabiliyor, insanlar hep öyle düşünüyor. Ama biz de etten ve kemikten yaratılan bir insanız. Aynı duyguları taşıyan, zaten o duyguları taşımasak, daha derinden taşımasak biz o sözleri, o şiirleri, o şarkıları yapamayız, söyleyemeyiz. Biraz daha da aslında daha da içten yaşıyoruz, biz bunları hissetmiyoruz. Biraz da profesyonel anlamda bakıyoruz dışarıya çıktığımız zaman. Ve ben insanları çok seviyorum. Ve çünkü ben bunun bu nasıl söyleyeyim konumda sanatçı oluşum, bunun bir lütuf, yani Allah'ın bana bir şöyle söyleyeyim ödülü diye algılıyorum. Ve o ödülü de insanların o sevgisiyle, bana olan sevgisini gördüğüm zaman kırma gibi bir şansım yok. Ben çok mutlu oluyorum aslında ararsan. Çok daha mutlu oluyorum. Çünkü onların da yüzünün gülmesini seviyorum. Also ich habe eben gerade die Frage gestellt, wie es denn ist, wenn man permanent gefragt wird, Davut Bey noch ein Foto, Davut Bey noch ein Foto, Davut Bey noch ein Foto. Es ging ja schon vorhin im Astro war die ganze Zeit los, ja, und dann kaum hat man sich irgendwo hingesetzt, geht's immer los, Foto, Foto, Foto. Und ich wollte halt wissen, ist man nicht irgendwann genervt, will man vielleicht nicht abblocken? Er sagt nein, er glaubt an den Segen, das was er ist, das was er darstellt, diese Leidenschaft, ja, Musiker zu sein, bedeutet auch diese Leidenschaft mit den Menschen zu teilen. Deshalb gehört er grundsätzlich zu den Leuten, die nicht nein sagen, sondern es als ein Segen sehen, Menschen glücklich zu machen. Und wenn er sieht, dass Menschen glücklich sind, an der Smile, dann freut er sich natürlich auch. O zaman sen de seviniyorsun sonuçta. Tabii ki. Niye? Mutlu. Çünkü sonuçta o insanlar sana saygı, işinden dolayı saygı göstermiş oluyor. Tabii ki. Yani çünkü müzik
yapmış olduğumuz işin ve sevildiğinin örneğidir size olan o yaklaşım. Onlara karşı tabii ki sert olabilirsin, tavır koyabilirsin ama var da öyle arkadaşlarım. Ama o zaman bir günde senin insanların da sana sırtını çevirir. Ya çevirmesinden daha çok öyle bir düşünce de yapıda olmayan insanlar da var. Onu da düşün. Biz daha ince, biraz da geniş bir ailede büyüdüm ben. Yani 11 kardeşim. 11 kardeşim ben. 11 kardeşim. I must translate. One minute hocam. Also, er sagte, er ist ganz entspannt, was die Community anbelangt, auf die Menschen zuzugehen. Hat natürlich auch was mit seiner eigenen Familienplanung zu tun. Unser lieber Freund hatte 10 Geschwister. Senden beraber umgehen. Tabii tabii. Also, biz 13 tane, 2 tane de vefat var. Ach, yani, okay. Also eigentlich sogar 13, 2 sind leider verstorben. Aber bir baba bir anneden yani. Ach so. Yani, tabii öyle 2 anne yok ya. Eine Mutter, ein Vater, 11 Kinder. Maşallah. Maşallah. Sen kaç numarasın? Ben üstten aşağıya inerken 7 numara oluyorum. Alttan yukarı çıkarken 5 numara oluyorum. Also, Nummer 7 von oben und 5. Çıkarsak 5. Ama büyükten aşağı inerken 7. 5 daha güzel geliyor insanın kulağına, değil mi? Evet. Also, er ist Nummer 5, aber leider von hinten. Von oben wären es die 7. Evet. So. Zaten ben tekim. Yani ailenin içerisinde farklıyım. Kaç yani, erkek kaç bayan? Bir şey 6 erkek 5 kız. Ama benim eşim yok. Hı. Kardeşlerimin hepsiyle yani birinin biriyle eşi var. Ben tek kalmışım. Yani ay yazık. Evet. Benim eşim vefat etti. Yani hı, kardeşlik ana derler ya, hı, dengesi bunu. Bu onun için ben evde çok farklıyım. Evde aile arasında da daha nasıl söyleyeyim daha içinde durmayan kıpır kıpır. Çok yaramazda bir çocuktum yani küçüklüğümden beri. Ben also er war schon ein Frechdachs, liebe Freunde. Und bei ihm in der Familie war das so, jeder hatte so sein Pärchen. Leider war ist er der Solist in der ganzen Familie gewesen, in der Familienbande. Und hatte quasi sein Pärchen nicht. Aber er war schon der Freche. Ja, ein kurzes Verhältnis, 6 Jungs, 5 Mädels. Maşallah. So, der nächste Clip ist an. Sıradaki klibimizi izleyelim. İzleyelim. Senden bir tane geliyor yine. Ne geliyor bilmiyorum. Bence yani bu yurt dışında daha çok bilinen yabancıların da, yani burada Almanların da bildiği Katula Katula'yı bilirler. O zaman onu izletelim. Katula Katula'yı izletelim. İzletelim. Çünkü ondan sonra da bilmiyorum seni bence izletmek lazım. Sonra. O da en son. O da finalimiz son olsun. Katula Katula für euch. Bitte schön. So meine Freunde, willkommen. Wir haben uns natürlich eben gerade noch einen weiteren Clip von Davut Gülol angeschaut, ja. Liebe Freunde, wir sind noch hier in der ersten Bar, genießen noch unsere Shisha in der Hofnerstraße und uns geht's gut. Wir sind relaxed, wir sind gechillt. er ist gut drauf. Ich liebe es, wenn Künstler ganz entspannt sind und unkompliziert sind. Bakıyorum ilerledikçe böyle rahatlıyorsun. Tabii tabii tabii. Bu nargilenin içinde ne var acaba? Düşünmeye başlıyorum. Yok, nargilenin içerisinde inanıyorum ki bildiğimiz otlar var. Also, es ist nur Tabak, liebe Freunde, ja. Evet, ama nargile bu bizim ya Türkiye'de nargile yani. Bu böyle sanki helyum gazı gibi çıkıyor. Ja, Davut ist natürlich ein bisschen irritiert, weil er kennt ja dieses System, dieses europäische Standard von Shishas nicht. In der Türkei sagt er, ist natürlich original, ist alles Holz, ist edel. Und er sagt, hier kommt es nur, als würde ich an Heliumflasche hängen gerade. Und der Heliumgase? Helium. Sehst du schon? Ja, da bin ich. Burada ilginç bir şey anlatmam lazım. Bak, dikkatini çekti mi burada ne yazıyor? Adı, oku bakayım. Ich will mir jetzt auf etwas hinweisen bei dieser Shisha. Bak ne yazıyor orada? Kaya. Üreten Türk. Bu ara. Yani Türk. Bizimkiler ilerliyor. Bu yeni sistemi yapan da Kaya. Frankfurt tarafında yaşayan bir Türk genci. O çıkardı. Marka yaptı yani Avrupa'da. Marka. Almanya'da en önde gelen markalardan bir tanesi oldu. Also made in Turkish brain. Yani. Ama nargileyi de herhalde onlar yapması gerekirdi yani. Değil mi? Evet. Sen en güzel nargileni nerede içtin? Wo hast du mal deine beste Shisha geraucht? En güzel nargilemi açık söyleyeyim Azerbaycan'da bir krallara özellikle krallara yani Dubai Arap Dubai'yi Arap ülkelerine gidip krallara özel el yapımı nargileler yapıp ve kendisinin sarmış olduğu farklı tütünlerden yapmış olduğu bir şeyler içtik. Nargile içtim orada. Also die beste Shisha diye. Çok bu kadar kültürüm yok nargile kültürüm ama ha? Ama o arkadaşın yapmış olduğu bence içmeni isterim.
O zaman herhalde hiçbir yerde içmez. Götürüyor musun beni? Azerbaycan'a konserimiz oluyor. Her yıl söz oluyor. Mu? Söz getiririm. Söz. Okay, ich habe das versprochen, versprechen eben gerade bekommen. Er sagt, die Plätze. Ama çağırdığım zaman geliyorsun. Söz. Tamam. Yani biletin her şeyin bizden. Evet. Abi beni hemen götürsen. Evet, hiç yapma, hiç zorlanma. Ben küçük bagaja da sığarım ha. Yok. Balonun içine. Biz misafir. Biz misafirimizi en güzel yerde oturturur, getiririz. Biz bagajla gideriz. Abi bak 200 bin izleyicim var. Evet, doğru anlamda söylüyorum. Var bak. Tamam, ben imza atıyorum. Hepsini de çekeriz. Çekiyorum. Ben bagajda, sen önde, çekeriz. Okay, liebe Freunde, das ist meine offizielle Einladung gerade. Ich hatte ihm Daud die Frage gestellt, wo hat er die beste Shisha in seinem Leben geraucht? Er sagt in Aserbaidschan. Aus der Hand von einem jungen Mann, der auch für die Scheichs handgemachte Shishas macht. Ja, er sagte, das ist die beste Wasserflasche, die er je geraucht hat. Und er hat mir gerade hoch und heilig versprochen, vor euch allen, die hier im Café sind, und vor euch, liebe Zuschauer, zum nächsten Gig in Aserbaidschan nimmt er mich mit und will sehen, dass ich die beste Shisha der Welt rauche. Und wir filmen das Ganze. Vagizen, du kommst mit, hast gehört, ne? Bist dabei. Ja, bak. Türkiye'de de tabii ki çok güzel nargile konusunda çok iyiler ama yani o arkadaş bilmiyorum. Bu işin hani derler ya bitirmiş. Yani bitirmiş son noktası. Also, er hat das auf jeden Fall auf die beste Art und Weise gemacht, von der Pike auf gelernt und hat das Beste gezeigt. Son klibimizi beraber izleyelim. Son klibimizi beraber izleyelim. Zaten son albümümüz. Aynen, son albüm. En son albümümüzün, en son klibim diye, en yeni klibim diyelim. Seni seniyle sizlerle beraberiz. Seni gidi seni. Jo, so sieht's aus. Bitte schön. So, der letzte Clip des Abends, liebe Freunde. Und jetzt natürlich die kleine Überraschung. Daud Gülolo weiß das nicht, hat natürlich was damit zu tun. Unser Gast hat nämlich heute Geburtstag. Jawohl. Wow. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Mutlu yıllar bana. Mutlu yıllar sana ve bana. Benim doğum günüme bir 4 ay var ama... ya... Ya ona bile nefesim yetti yani. Yetti, tebrik ederim. Bunu söndürmek çok zor. Demek ki dileğim kabul olacak. Her şey gönlünce olsun. Evet. Dileğim sağ ol. Teşekkür ederim. Size zaman ayırdığın için çok sağ ol. Gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Er bedankt sich bei euch allen. Vielen Dank für den tollen Service. Harika. Bu ara yaşın kaç oldu? Yaşım işte 38'e doğru gidiyoruz işte. Gittik. 38 mi? Evet. Sen benden bir yaş mı büyüksün? Evet. Öyleyim. Hey, cool, wir sind fast gleich alt. Also, er ist 38 ab dem heutigen Tag. Ich hole nach. Ben de 4 ay sonra 38'im. Ben de 4 ay büyüksün yani. 76 doğumlusun. Evet. En kral yıl. 76'lar sağlamdır ha. Öyle mi? Bilmiyorum, ben öyle diyorum şimdi. Kendime pay çıkarıyorum, orayı karıştırma. Vielen Dank, liebe Freunde. Danke auch Daud Gülolo. Schön, dass du da warst. Biz son böyle keyfimizi çıkaralım arkadaşlar. Biz vedalaşıyoruz. Sana teşekkür ediyorum. Yürekten, canı gönülden. Ben çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Herkese buradan saygılarımı, bizi izleyen herkese saygılarımı sunuyorum. Hepsini canı gönülden öpüyorum. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht mehr übersetzen. Heißt, er bedankt sich für die Aufmerksamkeit. Bunu kendim için. Bunu da sizin için. Ein Schluck für euch und ein Schluck für sich. Also ganz ehrlich, ich bin egoman. Der ist nur für mich. Sorry, Leute. Çok harika yapmış. Sehr gut. Vielen Dank. Dankeschön. Liebe Freunde, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt natürlich weiterhin uns treu und weiterhin Daud Gülolo artig zuhören. Bedo. Daud. Bedo. Daud, hocam? Bedo, Bedo. Daud, ja? Daud, ja? Bedo. Tschüss. Dankeschön.